Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Durumlar, vaziyetler, hal, keyif, nasıllar, iyidir, iyiler mi inşallah. Bugün sizlerle beraber böyle Allah'ın izniyle bu EYT'lilere biraz değineceğim. Çünkü merak eden arkadaşlarımız oluyor. Yani merak edilecek de bir konudur çünkü. Biliyorsunuz ki EYT'liler işte hani daha birkaç gün öncesine kadar meclisten geçti. Bundan sonraki süreçte işte bu EYT'liler emekli ayrıldıktan sonraki kamuda olunan boşluk nasıl olur ve bunu nasıl değerlendirirler, nasıl boş tamamlarlar? Yani bunlara biraz değineceğim Allah'ın izniyle. Şimdi EYT'liler işte yaklaşık bir haftadır meclisten geçti. Bundan sonraki süreçte işte ne olsa olur? Cumhurbaşkanına gider. Cumhurbaşkanını bunu işte onaylayıp imzaladıktan sonra resmi gazetede yayınlanır. Resmi gazetede yayılandıktan sonra işte hani işte işverenlerin hani emekli olacakların işten ayrılacak, işverenden işte işten ayrıldığına dair bildirimde bulunacaklar. Ondan sonra işte emeklilik için başvuruda bulunacak. Emeklilik başvuru yaptıktan sonraki durumda işte bu dosya incelenecek, şey yapılacak. Ondan sonra aylıklara bağlanacak ve artık emekli olunacak. Peki bu EYT'liler, yani çünkü sayısı da oldukça fazla bir yapıya sahiptir EYT'lilerin sayısı. Gerek işte devletin kurumlarında bolca bunu, yani gerek sağlık alanında gerek diğer alanlarda yani çokça bulunan bir kitleye sahiptir bu EYT'liler. Çünkü bu EYT'liler emekli olduklarında kamuda da büyük bir boşluk olacağını zaten hepimizin de bildiği bir şeydir. Yani bu aynı zamanda işte gençlerin, bu aynı zamanda yeni mezun olan arkadaşlarımıza aynı zamanda bir iş fırsatı, bir iş olanağı sunacaktır. Bu boş olan kontenjanları, işte emeklilikte yaşa takılanlar emekli olduktan sonraki boşluğu bir şekilde dolduracaklardır. Bu da alımların artmasına, ondan sonra hani ne bileyim işte hiç alınmayan veya az alınan bölümlerde artık onlar da bir nevi alıma çıkabileceğini gösterecek. Çünkü onların boşluğunu yeni işte gençlerle, yeni şeylerle dolduracaklardır. Bu yani işte memur olmayı bekleyenler veya kamuda işe girmek isteyen arkadaşlarımız için güzel bir gelişme. Yani bu aynı zamanda bu sadece işte hani emeklilikte ya da EYT'lileri ilgilendiren bir konu değildir. Çünkü bunların yerini dolduracak yeni arkadaşların, yeni memur ya da kamudaki arkadaşlarımızı etkileyecek bir durumdur. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Bilakis baktığımızda mesela hani şu an hemen kendi gözlemlerimize baktığımızda mesela üniversite hastanelerinde bu durum çok çok var. Yani aşırı derecede bir yani emeklilikte yaşa takılıp da emekliliğini bekleyen onlarca, yüzlerce arkadaşlarımız var. Yani kendi çalıştığımız kurumda bile baktığımızda bunlar ne olacak? Bir bir emekliliğe ayrılacak ve bunların yerini doldurulması için de yani bir alıma çıkılacaktır. Baktığında yani güzel güzel gelişme ama süre çok uzun. Gerçekten süre çok uzun. Yani işte hani evet meclisten çekti çünkü halihazırda da yani bir seçim geliyor. Hatta hani işte hani milletin konuştu işte siyasetçilerin konuşacağız. Orası ayrı. Yani süre çok uzun. Şimdi evet meclisten geçti. Şimdi Cumhurbaşkanlığına gidecek. Cumhurbaşkanlığı bunlar onaylayacak. Hani ondan sonra resmi gazetede yayınlanacak. Ondan sonra hem işten ayrılacaksın. Ondan sonra işverenden o işten ayrılma diye bildirim şeyini alacaksın. Ondan sonra emekliliğe başvuru yapacaksın. Dosyan incelenecek. Ondan sonra aile bağlanacak. Yani bu yine işte ayları alabilecek bir durum olacağını düşünüyorum benim kendi düşüncem. Yani hemen işte örneğin bir ay içerisinde olup bitecek bir durum söz konusu değildir. Büyük ihtimalle de seçmen sonrasında da kalabilir. Yani şöyle diyebiliriz. İşte hani merak eden arkadaşlarımız için daha net ve açıklayıcı olsun diye. Evet, emeklilikte yaşa takılanlar bizi ve memur olacak veya işte bekleyenlerin ilgilendiren bir konudur.
Bu olacaktır. Er ya da geç, en kısa zamanda olmayacaksa da yani biraz bekletebilir, biraz şey yapabilir ama olacaktır. Yani 2023'ün böyle ortalarından sonra, Haziran'dan sonra bu emekli yaşına takılanlar sorunu inşallah tamamıyla çözülecektir. Öyle de gözüküyor. Ondan sonra dönemin sonu 2023'ün sonlarına doğru, 2023'ün sonlarına doğru bu boş olan kontenjanları bir şekilde artık alımlara çıkılarak tamamlayacaktır. Yani 2023 sonu veya 2024'e doğru da bu boş olan kontenjanları dolduracaktır. Bu iş fırsatı demektir. Yani bazıları emekli olacak. Emekli olanların yerine de yeni, genç, yeni başlayanlar yer alacaktır. Bu güzel gelişmedi. Buna çünkü soru geliyor işte hani işte emekli yaşa takılanları düşündüğümüzde işte kamuda bu kadar boşluk olacak, şu olacak. Evet olacaktır. Temennimiz işte hani bunun en kısa sürede olması veya sizlerin yani öğrenci arkadaşlarımızın ya da bekleyen arkadaşlarımızın bu süreci güzel bir şekilde yürütmesi, ona göre yani boşta kalmaması gerekiyor. Çünkü evet bir şekilde o eksikliği kapatacak, onun yerine memur alınacak. Önemli olan sizin de işte bu süreçte puanlarınızla birlikte bir yerlere girmeniz, işe başlamanız önemli olacaktır. Şu anda durgun bir vaziyette. Evet, üniversite hastaneleri alımlara çıkıyor, bir şekilde eksiklerini kapatıyor. Çünkü üniversite hastanelerinde harbiden de yani baktığımızda büyük bir boşluk, büyük bir ihtiyacın olduğunu görebiliyoruz diğer kamu şeylerine nazaran. Bunlar şey yapacak, eksiklerini tamamlayacak, alımlarını yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. Çünkü bugün yarın artık seçimin Mayıs'ta olup olmayacağı bugünlerde işte en geç 14 15 Mart'a kadar bu tamamen netleşecek. Bu netleşmeyle birlikte artık seçim tarihi netleşti mi? Seçim arifesine giriyor. Seçim artık seçim bir nevi seçim havasına girilecek. Ondan sonra seçim olduktan sonra seçimin işte hükümetin kurulması, bakanlıkları, şu bu vır zıvırları derken böyle süreç bir bakmasın ki Haziran'ı da geride bırakmış artık yazın ortalarına, Temmuz'a doğru gidiyoruz olacak bunları. Yani sizden yani şunu farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Bu süreçler olacaktır. Evet EYT'liler emekli olacaktır. Kamuda bir boşluk olacaktır. Seçim olacak. Seçimden sonra yani farklı farklı alanlara, farklı farklı bölümlerde alım olacaktır. Bunlar muhakkak olacaktır. Hatta hani seçim taahhütleri de olacaktır. Yani önemli olan sizin bu süreci nasıl değerlendirip, nasıl bir yol haritası çizip, bunlardan faydalanmanız, yararlanmanız, kendiniz açısından, aileniz açısından neler yapabileceğiniz bunları bilincinde olun ki yani ona göre yol haritanızı çizin. Ona göre sermayenizi, puanlarınızı veya nerede nasıl kullanacağınızı bilin. Ondan dolayı ben onları çok çok iyi. Yani erkenden siz farkında olursanız, farkındalık yaratırsanız, ona göre tedbirinizi, ona göre yol haritanızı çizerseniz daha sağlıklı bir şekilde şey olur. Çünkü diğer şekilde insan bilmedi mi? İnsan böyle hani kendi direkt işin ortasında veya hiç plan program yapmadan görürse böyle hata yapma oranı artıyor. Yani hata yapmayla birlikte stres, heyecanı da oluyor. Gelecek kaygısı da oluyor ama işte zihin olarak insan kendi vicdan olarak, kalben olarak bir şey hazırlarsa işte benim önümüzdeki süreçte de şunlar var, bunlar olacak. İşte ben bu süreci şöyle değerlendireyim, şöyle yapayım dediğinde ister istemez bu stres, bu heyecan, bu gelecek kaygısını azaltarak önünü bir nevi daha da görür. Gerçekten insan önünü göremez ki. Kapıdan çıkarsın. Sen neyle karşılaşacaksın, neyle karşılanacağını bilmiyorsun. Onun için diyorum ki bilgi sahibi olun, farkında olun. Ona göre yol haritanızı çizin. Çünkü herkesin kendine göre bir yol haritası vardır. Kendine göre bir bölümü vardır, şeyi vardır. Bunların sizin de farkında olmanızı istiyorum. Evet bakın sağlıkta ikinci alım halen de ortalıkta yok. Olacağını da şu anda mesela 15-20 Mart yani Ramazan'a kadar ikinci alıma bu vesileyle bir değineyim. Ramazan'a kadar bu alım oldu. Olmadı mı Haziran'dan sonrasına yani seçimden sonrasına kalacağını düşünüyorum. Belki bir güncellemeyle işte sayı güncellemeyle, bölüm güncellemeyle
farklı bir şekilde önümüze gelir ama gelecektir. Er ya da geç gelecektir. Çünkü gerek kamuda gerek özel şeylere gerek işte diğer kamu kuruluşlarına yani eksiklik vardır ve bu eksikliği bir şekilde tamamlayacaktır. Yani siz de ona göre bir yol haritası çizeceksiniz. Önemli olan budur. Zaten seçimden sonrasına kalırsa işte hani senede olan arkadaşlarımız, puanı biraz daha düşük olan arkadaşlarımız yani onların işleri biraz daha işte sekteye uğrayabilir. Onun için bunların eğer farkında olursanız o ana gelmeden siz de işte puanlarınızı farklı alanlarda, farklı birimlerde kullanabilirsiniz ve kullanınız da. Bunu özellikle altını çiziyorum. Evet, umarım ETL'ler de işte hani güzel bir yani açıklayıcı olur, bir farkındalık yaratmış olur. Yani bunlara ben çok önem veriyorum. Önceden tedbir almak, önceden yol haritanı çizmek, yani insanın kendince bir plan program yapmak her zaman iyidir. Ben yapıyorum ben. Her zaman işte hani işte bu hafta nelerin beni bekleyeceğini, bu ay beni neler bekleyeceğini hepsini böyle şeyini yapıyorum. Hatta mesela şu anda hayırlı bir düşüncem var. Yani hayırlı bir düşüncenin içerisindeyim. Yani yine kendimce arada istişare yaparak işte belli bir plan program bu zamanda böyle olursa, şu zamanda şöyle olursa daha rahat olur, daha kendimi hazırlarım psikolojik olarak, ruhan olarak, aklen olarak kendimi hazırlarım. Bunlara ben çok çok önem veriyorum ve önem verilmesi gereken konulardan bir tanesi. Çünkü gerçekten insan kendini yıpratıyor, çöktürüyor. Bundan çok güzel, güzel bir koku geldi. Bir parfüm kokusu. İşte bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla kalın, güle güle kalın. Merak ettikleriniz varsa yorum kısmına belirtinizden yorumları görüyorum. İşte bazen işte geç veya hani o an müsait olamadığım için cevap veremiyorum ama elimden geldiği kadar işte cevaplamaya ya da işte video çekerek anlatmaya gayret edeceğim. Sağlıkla kalın, güle güle kalın. Allah'a emanet olun ve hayırlı kandiller diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun.